Önemli uyarıyı baştan yapmak, bazı düzensizlikleri ortadan kaldırmaya faydalı olur kanısındayız. Göksu üzerinde tekne turlarına katılanlar çok büyük tehlike altındadır. Nehrin her iki yakasına çekilen her türdeki kablolar veya çelik halatlar çok düşük irtifada olup teknedeki insanların boynunu koparabilir. Hızla geçen teknede ayakta çevreyi izleyen kişi mutlak surette bu kablolara takılıp boynu kopabilir. Bu güzelim doğa sahasında denetim ve düzen yoktur. Tam bir başıbozukluk hakim durumdadır. Göksu Nehri, Ava'nın batısında kalır ve kumsalın ortasından denize dökülür. Dere ağzı deltasının yapısı her mevsim farklılık gösterir. Kış aylarında kuzey rüzgarlarının ve vahşi dalgaların etkisiyle yarılan ve genişleyen delta, yaz aylarında tamamen kumla kaplanır. Nehrin ağzını kapatır ve kumsalın bir parçası haline gelir. Oldukça azalan nehir akıntısı dip akıntı olarak denize akmaya devam eder. Göksu Deresi, son 18 yılda ekoturizm ve butik turizmin yoğunlaştığı bir bölge konumundadır. Yurt dışında da hızla tanınan bu bölge, ufak tefek olumsuzluklara rağmen ülkemiz ve çevre ülkeler için örnek bir turizm bölgesi oluşumu sergilemekte. Thank you.
su deresinin doğası ve yeşili insanı kendine hayran bırakacak güzellikte. Şehirli insanın doğayla yakın temasa ihtiyaç duyduğu modern dünyada Göksu Deresi'nde sakin bir kano veya kürek gezintisi bu ihtiyacı fazlasıyla karşılayacak. Kuşlar, kurbağalar, kaplumbağalar balıklarla birlikte vakit geçirirken ne kadar dinlendiğinize inanamayacaksınız. Göksu Deresi'nde içerilere doğru 5 kilometre gidilebiliyor. Denizden içerilere doğru gidildikçe nehrin yerleşim olmayan bölgelerinde her zaman kuş gözlemi yapmak mümkündür. Göksu Nehri'nde motorsuz gezilerinizde sıklıkla gözlemleyebileceğiniz kuşlar kızılgerdan, yalıçapkını, saka, florya, karabatak, bülbül, çulluk ve daha pek çok tür. Yerleşimin olmadığı bu bölgede gönül rahatlığıyla yüzebilir, nehrin tadını çıkarabilirsiniz. Doğanın tadına varmak ve doğal yaşamı korumak için Göksu Nehri'nde yapacağınız gezintilerde öncelikle motorsuz araçları tercih edin. İzmit'in Çal Tepesi'nden doğup gelen Göksu Nehri'nde tekneler denizden 5-6 kilometreye içeriye kadar rahatlıkla yol alabilir. Yapacağınız tekne turu sizi sadece nehrin ve ağaçların renk cümbüşünü değil, nehir boyunca yerleşmiş, irili ufaklı çok sayıda küçük otel, villa ve köy evini de görmenize olanak sağlayacaktır. Tutmayı seviyorsanız, derinliği yer yer 5-6 metreyi bulan Göksu Deresi'nde bol miktarda kefal bulunur. Göksu'da balık tutmanın yanında kurbağa sesleri eşliğinde derede atlayan kefalleri izlemek de ayrı bir keyiftir. Derede bölgenin yerli balıklarından sazan, çapak ve kızıl kanat da bol miktarda bulunur. Ağva'nın batısından Karadeniz'e dökülen Göksu Nehri, büyüleyici sazlıkları ve yemyeşil bitki örtüsüyle kaplıdır. Göksu Deresi son 18 yılda ekoturizm ve butik turizmin yoğunlaştığı bir bölge olmuştur. Göksu Nehri, Ağva aktiviteleri için de elverişli olduğundan her geçen yıl ziyaretçi sayısı artmaktadır. Balık tutmak için ekmek ya da hamur, sazanlar için mısır, çilek ve buğday, ayrıca deredeki bütün balıklar için akyem de kullanılabilir. Bölgede kullanılabilecek en ideal kamış 6 metrelik makinesiz göl kamışıdır. Göksu Deresi'nde gündüz ve gece nehir safarileri ve yaz aylarında kumsal partileri düzenlenmektedir. Ağva'nın batısından başlayarak Karadeniz'e dökülen Göksu Nehri, büyüleyici sazlıkları ve yemyeşil bitki örtüsüyle kaplıdır. Göksu Deresi sahilinin her iki tarafı konaklama ve günübirlik tesislerle çevrilidir. Karadeniz kıyısında 4,5 kilometrelik kumsalı olsa da burada denize girmek sakıncalıdır. Kış aylarında kuzey rüzgarlarının ve dalgaların etkisi altında kaldığı için nehir akıntılıdır. Göksu Nehri, Ağva aktiviteleri için de elverişli olduğundan her geçen yıl ziyaretçi sayısı artmaktadır. Bitki örtüsünün suya yansıyan yeşil rengi yüzlerce alt renk tonunu kapsıyor. Göksu Deresi'nin kıyıları yaz aylarında bir hayli hareketli oluyor.
Göksu Deresi tam bir nehir debisinde akmaktadır. Ava'da turistik tesisler ve oteller daha çok Göksu Deresi kenarında yoğunlaşmış. Derenin her iki tarafı otel, tesis ve evler tarafından kaplanmış. Dere boyunca araba ile yanından geçilebilecek veya yürünebilecek bir yol yok. Derenin tadını çıkarmak isteyenler için en iyi alternatif, dere boyunca dizili tesislerin birinde oturmak veya tesislerden deniz bisikleti veya tekne kiralamak. Doğa harikası yeşili, etrafında yer alan bakir koylar, adacıklar, ormanlarla doğallığın iç içe ve oksijen oranının çok yüksek olduğu bir bölge konumundadır. Ava nehirleri yemyeşil ormanlarla kaplı, muhteşem biyolojik çeşitlilik içerir. Göksu Deresi Ava'da Karadeniz'e dökülene kadar 27 kilometre kadar yol alır. Derenin rejimi oldukça düzensizdir. Fazla yağış alan kışlardan sonra suyu yükselir. Karadeniz'e dökülene kadar çevresine bereket saçar. Ancak yaz sonlarına doğru suları azalır.